Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ ve mâ künnâ linehtedî leûlâ en hedânallâh. Lekad câet rusulü rabbinâ bilhak sallû alâ rasûlinâ Muhammed. Sallû alâ şefî'i zunûbinâ Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina ve kurrate ayunina Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel muttaqina fi cennatin ve uyun. Ahizina ma atahum rabbuhum. İnnehum kanu qabla zalika muhsinin. Kanu qalilan minel leyli ma yehcaun. Ve bil esharihum yestağfirun. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون صلى الله العظيم مولاة تعالى حقيلة dinleyip حقيلة tesirlenmek cümlemize nasip etsin. Hoşlandığı, razı olduğu tüm güzellikleri bize ikram eylesin. Hoşlanmadığı, razı olmadığı hallerden, yerlerden cümlemizi muhafaza eylesin. Sevdiklerinden dünyada, ahirette bizi ayırmasın. Hepimize başarılar nasip etsin. Hepimizi muvaffak eylesin. Mevla Teala hepinizden razı olsun. Risale-i Kusriye'de Mustafa İsmet'e Aleyhullah Büyükşehefendi yine bizlere büyük ifadeler kullanacak inşallah. Rabbim güzel tesirlenme hepimize ikram eylesin. İhsan eylesin. Mahcup olmaktan da muhafaza eylesin. Buyuruyor ki Mustafa İsmet'e Aleyhullah Büyükşehefendi, garip kaldığı kemal ehli bu an bil. 170 sene önceden bahsediyor, dikkat edin ifadeye. Şu andaki durumu hep beraber inceleyeceğiz inşallah. Anın için sahiden şimdi olur nil. Mukaddem olduğu 40 yılda tahsil, ide bir yılda salik şimdi tekmil. Zeval geldi gelin hakka gidelim, cemali bağ kemali seyredelim. Buyuruyor ki Mustafa İsmet'e Aleyhullah Büyükşehefendi, büyük insanlar büyük ifadeler kullanır. Rabbim bize de büyük ifadeler kullanma kabiliyeti ikram eylesin inşallah. Amin. Başarmayı nasip eylesin. Amin. Garip kaldı kemal ehli bu an bil. Bil ki diyor bu an kemal ehli, yani Allah dostları garip kaldı diyoruz. Allah diyenler garip kaldı. La ilahe illallah diyenler garip kaldı. Bu zevki arayanlar, bu tadı arayanlar, Allah'ı bilme arzusunda olanlar garip kaldı. Bu iş garip kaldı. Hakikaten kendimize soralım ya. Soralım kendimize yani. Mevla ile alakalı nasıl bir zevk içindeyiz? Veya Mevla Teala'yı öğrenme hususunda nasıl bir dert içindeyiz? Nasıl bir kemalat içindeyiz? Nasıl bir olgunluk içindeyiz? Böyle bir derdimiz var mı yok mu? Bir incelemesek kendimizi. Ya bizim derdimiz ne diye zaten olay ortaya çıkacak. Rabbim inşallah kendi rızasına uygun şekilde, kendi beğendiği, hoşlandığı şekilde dertler sahibi olmayı nasip edesin. Yoksa boş işlerle, boş dertlerle hayatın biter. Öyle bir derde kapılırsın ki, öyle bir dertle dertlenirsin ki, inan ne dünyaya yarar, ne ahirete yarar. O yüzden Rabbim hepimizi muhafaza etsin. Amin. Ama Allah'ın derdine dertlenirsen, yani bir Allah diyeyim, bütün azalarım zevk alsın. Rabbim memnun olsun. Bir la ilahe illallah diyeyim, secdeye bir gideyim. Ya secdem bir tatlı olsun be. Nasıl tarif ettiğimi söylesindir inşallah. Yaramaz diyorsun, korkuyorsunuz bakalım. Korkma, korkma. Öyle olacağız inşallah. Öyle secdeye bir kapandık mı, gerçekten secdeden kalkmak isteme işimiz olacak. Kalkmayalım cezbe. Rabbim başarmayı nasip etsin. Çünkü insan şöyle iyi bir acıktığı zaman, düşünsene iyi bir acıkmışsın, önüne güzel bir yemek koymuşsun. Diyorsun ki şimdi tamam diyorsun. Ya bu yemeğin zevki kadar Mevla Teala'nın zevki olmazsa insanda ayıp olmaz mı ya? İnan ayıp olur ya. Susandığında su içtiğin kadar, o suda aldığı zevk kadar Allah demende zevk olmazsa ayıp olur ya. Huzurda olmaktan zevk almazsak ayıp olur ya.
Rabbim o yüzden kendisine ait o güzellikleri aranma kabiliyetimizi artırsın inşallah. Böyle bir dert nasip etsin bize ilk önce. Gerçekten bir dert lazım, böyle bir dert. Yani Allah'ı bilme derdi, Allah'ı anlama derdi, Rabbimi yakine hissetme derdi, Rabbime dost olma derdi. İlk önce bir dert lazım. Yoksa bizim dertlerimizden bize fazla geliyor şu anda, açık söylüyorum. Dünya dertleri fazla geliyor. Dünya ile alakalı dertler fazla geliyor. Bizi bu zaten götürür, bizden sonra niceye götürür bu şekilde. O yüzden bunlarla uğraşmak değil ya. Rabbimize yönelim inşallah. Rabbim başarma nasıl biz? Amin. Başaracağız. Ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehdasta Allah. Rabbinize tam bir yönelin, Allah'a teslim olun. Olacağız inşallah. Tam bir yöneleceğiz, bir de teslim olacağız. Bu işin tadını çıkartacağız inşallah. Yoksa eksik gideriz güzel insanlar, kıymetli insanlar. Mevla sorsa bize, kulum, şu defterine bir bakalım. Bir bana bakalım ya. Bir Allah deyişin var ki senin var ya. Gerçekten takdire şayan bir Allah demişim be. Dese Mevla gerçekten defterimizde bulunur mu ya? Bir incelemek lazım. Bir secden var ki maşallah be. Unutamıyorum şu secdeyi. Diyeceğin var mı ya? Bir Kur'an okuyuşum var. Gerçekten unutulmaz bir Kur'an okuyuşu. Diyeceğimiz defterimizde bir şey var mı? Yoksa böyle gidiyoruz işte. Hep beraber yaşıyoruz işte. Gidiyoruz. Vardır inşallah. Korkarak söylüyorsunuz ya. Korkmayın ya. Olacak inşallah. Vardır inşallah. Rabbimizden zevk aldığımız dakikalar vardır. Allah dediğimizde zevk aldığımız anlar vardır inşallah. Rabbim daim eylesin inşallah. O yüzden diyor ki bu zaman diyor ehli kemalin diyor garip zamanı. Yani her şeyi arzu eden var, her şeyi isteyen var, Allah'ı arzu eden yok diyor be. Acayip bir ifade. Hocam işte millet namaz kılıyor. Ya namaz kılıyor ama Allah'ı arzu etmiyor. Bir namaz kılış şekli var yani. Namaz kılıyor. Evet, vazifeyi yapıyor. Ama o namazın gerçekten hakkaniyetini, hakikatini yaşama konusunda, miraç olma konusundaki güzelliği yakalayamıyor. Rabbim bu kemal ehlinden olmayı bize nasip etsin. Başaracağız bu iş. Çaresi yok. Böyle Allah dostları etrafında olup da bu işi başaramazsak bize ayıp olur. Şimdi Allah dostu tanımasan dersin ki ya Rabbi ben Allah dostu tanımıyordum ki. Bilmediğim için de öğrenemedim ya Rabbi dersin. Ama bu kadar Allah dostlarının içinde olduğun halde bu işi öğrenmezsen Mevla sana sorar kulum der be. Bu kadar Allah dostlarının içinde sen onlar gibi nasıl namaz kılamadın ya? Onlar gibi nasıl huzurda duramadın ya? Bu işin tadını, zevki nasıl çıkartamadın ya? Bir anlat bakalım. Mevla'yı nasıl tanıyamadın ya? Tanırız inşallah. Rabbim başarmayız biz. Ama daha önce de söyledim, yine söylüyorum. Bir grubunuz olsun ya. Bak lak lak grubunuz vardır. Özür dilerim söylüyorum. Bak lak lak grubu biliyor musun? Lak lak grubu. Oturacaksın bir araya geleceksin. Lak 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 lak. Ne konuştun? Ne oldu şimdi? Ya işte muhabbet olsun. Ne muhabbeti ya? Dünya yarar mı? Yarar mı? Ahiret yarar mı? Ne bu? Lak lak grubu işte. Ya bir grubunuz olsun Allah rızası için ya. Haftada bir saat olsun ya. Ama sadece Allah için toplanın bir araya gelin ya. Sıvı Allah'tan bahsedin ya. Bir grubunuz olsun ya. Üç kişi, beş kişi fark etmez. Ama oturun, sıvı Allah'tan bahsedin. Başka bir şeye sokmayın. Gıybet sokmayın. Onu bunu şunu sokmayın. Olmayacak şeyleri hiç konuşmayın. Sıvı Allah'tan bahsedin. Bir saat olsun ya. Hiç olmazsa Mevla edersin ya. Rabbi dersin ya. Bak şu saatte sırf senin için bir araya geliyorduk. Sırf senden bahsediyorduk ya Rabbi. Ve senin için ayrılıyorduk ya. Bir saat ya. 24 saatte demiyorum ya, haftada bir saat olsun ya. Çünkü o öyle zevkli gelecek ki sana, inan haftada 2 saate çıkacak, 3 saate çıkacak, sonra o baya baya sürecek, sonra haftanı bağlayacak. Belki 1 saatlik, 2 saatlik başlayacak ama
Çünkü ondan daha zevkli bir şey bulamayacaksın. Allah'tan bahsedilmesinden, Allah'ı eğitiminden daha zevkli bulamayacağından dolayı artık o senin saatlerini alacak. Saatlerini alacak. Haftanı alacak. Haftanı alacak. Nasıl yapıyorlar? Bak ben size söyleyeyim. Bağladılar bizi. Herkesi bağladılar. Adamı bir bağlıyorlar diziye veya maça veya aça bir boz oluyorlar. Tak gelmeden 3 gün önce başlıyor. Şöyle olur, böyle olur, böyle gider, şöyle gider. Bu dizi böyle biter. Veya bu maç böyle biter. Bağlıyor. Bitirdikten olay dizi günü geldi. Onlar 3 gün sonra onda hayali devam ediyor. Bak şöyle oldu, böyle oldu. Veya şu maç şöyle oldu, böyle oldu. Bak görün bağladılar seni. Niye? Çünkü ondan etkileniyorsun. Ama Allah'tan etkilenmiş olsak Rabbim ikram etsin ya. O zaman ne yapacağız? Mecbur başlayacaksın. 3 gün önce sohbette bundan konuşulur. 3 günde sohbette bundan konuşuldu. Derken inşallah Rabbim bu işin zevkini bize ikram etsin. Bu işin zevkinde kalacağız. Zevk olmadan bu kadar oluyor. Rabbim ikram etsin. Başaracağız inşallah. Evet, anı için sahiden şimdi o değil. O yüzden bu zamanda Allah Celle Celaluhu arzu eden olmadığından dolayı, bu işi eğitimine sahip çıkanlar olmadığından dolayı, bu zamanda bu işine sahip çıkanlara nil, yani sonsuz verirler. Az çalışmaya çok veriyorlar arkadaşlar. Çünkü isteyen yok, taraftar olan yok, arzu eden yok, gönül veren yok. Ondan dolayı az çalışana çok veriyorlar. Rabbim inşallah bu şekilde azad olmayı nasip etsin inşallah. Bu zamanda yani ehli kemal, ehli kemal. İnşallah bunları da çoğalsın inşallah. Mukaddem olduğu 40 yıla tahsil. Eskiden diyor, daha önceden diyor 40 yılda elde edilen, daha önce bak 40 yıl mücadele veriyorlardı. Zikrediyorlardı, namazlarını kılardı, oruçlarını tutuyorlardı, vazifelerini yapıyorlardı, haramlara düşmüyorlardı. Ellerinden gelen 40 yılda mücadele veriyorlardı. Ama şu anda diyor, ide bir yılda salik şimdi tekmil, şimdi bir yılda onu elde edebiliyor. İleride diyor ki bir anda tekmil, şu anda diyor bu garip zamanda bir anda da elde ediliyor arkadaşlar. Daha önce 40 yılda elde edilen, 40 yıl mücadele veriyor adam. Haramlara düşmüyor. Helale dikkat ediyor, zikrine dikkat ediyor, kuluna dikkat ediyor, vazifesine dikkat ediyor. Daha önce 40 yıl mücadele verdiğini şimdi diyor bir yılda, hatta bir anda tekmil, bir anda bile veriyorlar diyor be. Daha bize ne yapsınlar be kardeşim? Efendi Hazretimizin meşhur ifadesi, Allah diyor daha bize ne yapsın diyor be. Harbiden ne yapsın? Bir düşünsene ya, ne yapsın Allah bize? Bak göreceksin Mevla ne nimetler vermiş, onları hep unutur insan. Ne nimetler vermiş Mevlamız bize, onları unutur. Bir tane sıkıntısı vardır, bir tane derdi vardır. Bir tane derdi vardır ya, bilinmedin iki tane, üç tane olmaz. İki tane derdi vardır. Dünya ona karartı geliyor. Elindeki nimet bir alınsa Rabbim hepimizi muhafaza etsin. Ondan sonra başlarsın eyvah be ne kadar büyük nimetteymişim ya. O yüzden Rabbim verilen nimetlerin kıymetini bilmeye nasip etsin. Amin. İmtihanlarımızı da başarılar nasip etsin. Amin. İmtihan yoktur diyemem insan. Zaten dünya imtihan yeri. Sen imtihansız mı bekliyorsun? İmtihansız bekliyorsan cenneti istiyorsan cennet de ahirette onu da istemezsin. Hoca nasıl istemezsin? Ölmeyi kimse istemiyor ki. Yemin ederim ölmeyi kimse istemiyor. Herkes diyor aman diye yaşayalım. Ya cennet işte. Tamam da hoca işte. Ya gördün mü sen? Rabbim o yüzden güzel çalışmayı hepimize ikram eylesin. İhsan eylesin inşallah. Evet. Zeval geldi gelin hakka gidelim. Cemal-i Bakemansın. Evet dünyanın da zevali geldi. Yani sonu geliyor. Ömrünün de zevali geliyor. Ömrün de her dakika Mevla-i Teala'ya kavuşmaktasın. Her dakika ölüme yakınlaşmaktasın. Her dakika her an Mevla-i Teala'ya yakınlaşmaktasın. O yüzden gel diyor. Sen bu işi anlayanlardan ol inşallah. Güzel insan, kıymetli insan. Bak, seneler önce diyordun ki şunları yapacağım diyordun. O seneler geçti. Şimdi sana deniyor ki ya işte filan. Şimdi diyorsun ki ya şöyle yapacağım. Ne zaman yapacaksın? Şimdi İmam-ı Rabbani'nin ifadesini söylüyorum. An diyor,
bulunduğun andır. Bulunduğun an gerçekten vazifeni yapıyorsan başarılısın. Yoksa yarın senin değil, geçmiş zaten geçmiş arkadaşlar. O yüzden Rabbim bulunduğumuz anın kıymetini bilip güzel bir şekilde istifade etmeye hepimize ikram etsin. İhsan etsin. Eksik kalmaktan hepimizi muhafaza etsin. İnşallah başaracağız. Şimdi ayetlerimize geldik. Ayetlerde Mevla Teala buyuruyor ki size anlatacak inşallah. Hadi hep beraber inceleyelim. Estağfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel müttakine fi cennetin nu'yun. O muttaki kullar diyor Mevla Teala. Takva sahibi kullarım diyor. Allah'tan korkan müttakilik 3 çeşit oluyormuş arkadaşlar. Kaç çeşitmiş? Biz bakalım kaçtayız. 1. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyip Allah'ın haram kıldığını haram kabul edip helal kıldığını helal kabul edenler birinci basamak. Elhamdülillah bunu alırız. Bu zaten iman. Bunu ne yaparız arkadaşlar? Bu birinci basamak. İkinci basamağı Mevla Teala'nın emrettiklerini yerine getirip haramlarından kaçanlar. Bunda bilmiyorum durum nasıldır. İnşallah bunu da alırız. Ama bunu almak için biliyorsunuz arkadaşlar, gözlerini haramlardan koruman lazım. Durum nasıl? Elhamdülillah. Dilimizi haramlardan korumamız lazım. Durum nasıl? Elhamdülillah, iyi. Kulaklarımızı haramlardan korumamız lazım. Durum nasıl? İnşallah iyi. Rabbim acaba nasıl olsun? Kalbimiz demiyorum. Kalbimiz Mevla Teala bize ne yapmıyor? Mecbur tutmuyor. Kalbimizi desem zaten yanmış yolda kalırız. Ama diğerlerine söylüyor. Bak kalbimize Mevla Teala ne yapmıyor? Kalbini de korumak demiyor. Çünkü onu zaten gerçekten korumakta zorluk var. Ama insan dilini koruyabilir, gözünü koruyabilir, ağzını koruyabilir. Rabbim hepimizi muhafaza etsin. Eğer bunu da geçtiysek ikinci basamağa da geçmiş oluyoruz. Üçüncü basamak yaptığını sadece Allah için yapmak. İfade de bunda da garantiyiz. Anlayamadım. İfade de garanti. Yani mutlaka geçtik bunu. İfade de. Gerçekte bilmiyorum. Yaptığını sadece kim için yapıyor? Allah için. Sevdiğini Allah için seviyor. Sevmediğini Allah için sevmiyor. Sırf Allah için yani. Bak lafta bunu geçtik Allah'ın izniyle. İcraatta bilmem. Herkes kendini biliyor. Ama lafta ise zaten bize Allah içiniz ya. Bildiğin gibi değil yani. Ha, lafa geldi mi? Rabbim inşallah o lafı hale çevirmeyi nasip etsin inşallah. Kalde değil yani sözde değil de gerçekte de bunu yaşamayı nasip etsin inşallah. Eğer bunu diyor başarırsa insan yani müttaki kullar 3 sınıf müttaki kul 3'ü de kazanmış olacak inşallah. Rabbim başarmayı nasip etsin. Ne olur onlar fi cennetin nu'yun. Onlar diyor cennette pınarların başındadırlar diyor Mevlamız ya. Onlara diyor sonsuz güzellikler, pınarlar, zevkler, neşeler, hoşlanmadığı hiçbir şey yok. Hoşlandığı her şey mevcut. Aklının, hayalin almayacağı nimetler. Tabi pınarların başındayken tek başına da değilsindir herhalde. O kadarını söyledim, devamını söyleyemem. Hanım kardeşlerimiz, ablalarımız var. Ekranda da seyredenler o yüzden yanlış anlarlar diye. O kadarını söyledim bu kadarla. Yettiğinde mi inşallah? O kadarından sonra siz düşüneceksiniz artık. Rabbim hepimize bu yolda başarılar nasip etsin. Amin. Mevlamız buyuruyor. Ve 33 yaşında olacak diyor erkekler. Hanımlar 16 yaşında olacak. Yaşlanmak yok. Anlayamadım. Ne yok? Yaşlanmak yok. Ayaklarım ağrıdı. Dizlerim tutmuyor. Bilmem ne yok. Yok şöyle hastalandım, böyle hastalandım diye bir şey yok. Ve Mevla'nın, tekrar ediyorum, Mevlamızın vermiş olduğu nimetler sonsuz arkadaşlar. Ve cennet her gün, her an yenilenecek arkadaşlar. Her an. Her an.
Yani aynı durumda kalsa sıkılır diye kul, kullar sıkılır diye Mevla devamlı yenilenecek. Devamlı tazelenecek. Devam. Ve sırf zevk. Sırf zevk. Rabbim hakkıyla kazanmayı nasip etsin. Amin. Başaracağız Allah'a. Hoşlanılmayan hiçbir şey yok arkadaşlar. Bir tane mesela dünyada güya bir zevk yapacaksın güya. Bir neşeleneceksin. O anda bir telefon. Nerede olursa ol. En çok bunu biz Ümre'de yaşıyoruz. Ümre'de bakıyorsun gerçekten bir zevkliyiz. Oo diyorsun tamam. Tavaflar, sahiler, dualar bilmem ne. Ah bir bakıyorsun ki aman diyorsun bana dokunmayın tadımdan doyulmuyor diyorsun. O anda arkadaş telefon bir geliyor. Sanki inadi bir şekilde sanki Türkiye'den tabii bir Türkiye hop çaktırmadan özür dilerim söylüyorum zıplatıyor adamı. Lan diyor arkadaş ya nereden geldi bu telefon ya. Mevla şunu hatırlatıyor. Burası dünya. Burası neresi? Cennette asıl zevk. Rabbim inşallah cennet ve cemalini hepimize ikram eylesin. İhsan etsin. Akidine mâ etâhum rabbuhum. Mevlamız buyuruyor. Rabbimiz tarafından size verilenler, ikramlar, sonsuz nimetler, cennet Allah tarafından size verilecek. İnnehum kânû kabile dâlike muhsin. Çünkü siz diyor, daha önce yani ölmeden önce muhsin kullarına oldunuz. Yani Allah'ı memnun eden kullarına oldunuz. İhsan sahibi kullarına oldunuz. Rabbim bu anlatılan ihsan sahibi kul olmayı bize ikram etsin. Arkadaşlar ihsan iki manaya geliyor. Birincisi arkadaşlar gerçekten Mevla Teala'nın zahiri olduğu, vermiş olduğu nimetleri Mevla Teala'nın yolunda kullanmak. Ama diğer manası men ihsan. Cibril Emin soruyor peygamberimize. Peygamberimiz cevap veriyor. Men ihsan. İhsan nedir? Bu batini mana arkadaşlar. Rabbim bunu da yaşamayı nasip etsin. En ta'budallaha ke'enneke terahu. Fe in lem tekun terahu fe innehu yarak. En ta'budallaha ke'enneke terahu. Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmendir. Fe in lem tekun terahu. Eğer Allah'ı görüyormuşçasına ibadet edemezsen fe innehu yarak. O Allah seni görüyor gibi muamele yapmandır. Rabbim hakkıyla başarmayı hepimize ikram eylesin. Sırf şu güzelliği insan yakalasa Rabbim beni görüyor. Devamlı. Rabbim beni görüyor. Bu insan ticaretinde yalan konuşamaz. Rabbim beni görüyor. Kendisine ait olmayan bir şeye el uzatamaz. Rabbim beni görüyor. Yanlışa bakamaz. Rabbim beni görüyor. Rabbim bu yakınlığı hepimize ikram etsin. İhsan etsin. İnşallah. Kânû galîlen minelleyli mâ yahçûn. Bunların diyor bir özelliği daha diyor Mevla. Geceleri diyor az uyurlar diyor. Teheccüler bab bunlar diyor. Gece kalkarlar. Rableri için kalkarlar. Vallahi yukarıları iyiydi ama burayı bilmiyorum. Hele bu gecelerde arkadaşlar. 6'yı 10 geceye kadar teheccüd oluyor ya. Anlayam kaça kadarmış? Daha ne olsun be kardeşim ya. 5'i 20 geceye kadar normalde sabah namazı kılıyorduk. Şimdi 6'yı 10 geceye kadar teheccüd oluyor ya. Şimdi insan kalkamıyorum derse inan yalan söylüyor bir arkadaş. Hoca niye kalkamıyorum? Yok yok yatamıyorsun. Yatmıyor yatmıyorsun. Ya sen kalkamaz mısın? Yatmıyor ki ya. Saat kaçta yatsı namazı? 7:30 diyelim. Daha 7:30'a bile gitmiyor hatta. 7:30 diyelim 8'de yatsı namazı biter. Yatsından sonra yattığını düşün. Nasıl uyuyabilir misin ya? Hoca uyuyamıyor. Uyuyamazsın çünkü geç kalkıyorsun. Bir gün dene bakayım. Bir yatma bakayım bak nasıl yatıyorsun uyuyorsun. Ya. Bırak hadi 8'de yatmadı 10'da yat bari. 10'da yat. Kalkarsın kalkarsın. Zaten efendi babamız Ali Haydar Efendi buyurmuş ki 5-6 saatten fazla uyku dermiş marazdır. Anlayamadım. 5-6 saatten fazla uyku neymiş? Yani hastalık. Eğer 6 saatten fazla uyuyorsan tedavi ol. O ne demek? İnan tedavi ol. Efendi baba diyorsa öyledir yani. He bak şundan olabilir. Vaktinde yatmayan insan yani gece belli saatlerde uyuması gerektiği halde uyumayan insan
o gerçekten 6 saat ona yetmez. 11 ile 1 arasında bir adam uyumuyorsa bu adam 6 saat yetmez, doğru. Gündüz uyumaya kalkarsa yine yetmez buna. Ama uyku saatlerinde adam uyumuş olsa Allah Celle Celaluhu ona dinlenme gücünü, o vücuduna vermesi gereken kuvveti veriyor arkadaşlar. Kimse kendini kandırmasın. Aynı dünyada beraber yaşıyoruz. Yanlış anlaşılmasın arkadaşlar. O yüzden kimse kendini ne yapmasın? Kandırmasın. Ama yatmayı bilmezsen, yatmayı bilmeyen niye bilmez arkadaşlar? Bugün kalkmak değil, problemler de yatmakta arkadaşlar. Açık söylüyorum. Herkes kendini takip edebilir. Ama hocam şu var bu var da hiçbir şey yok. Yalandan var. Ben size hiçbir şey yok. Yat aşağı. Rabbim maşallah nasıl bilsin. Onlar diyor geceliğin daha az uyuyorlar diyor. Teheccüde kalkarlar, gece vakitinde kalkarlar. Rablerini tercih ederler. Uykuyu değil, yatağı değil, Rablerini tercih ederler. Nasıl anlattım size, öylesidir inşallah. Öbile sahârihum misâfı. Seher vaktilerinde işte bak şu anlarda onlar Allah'tan özür dilerler diyor be. İstiğfar ederler elhamdülillah. Öyleyizdir inşallah. Rabbim başarma nasip etsin. Daha vüfî emvâ... Burası da önemli. Burası da zor. Açık söylüyorum. Vüfî emvâlihim hakkun lissâil vel mahrum. Onların mallarında diyor isteyenlerin ve fakirlerin hakkı vardır. Öyle kabul ederler. Bu mal benim değil derler. Biri istiyor mu? Onun hakkı vardır. Yani verirler demektir. Fakir mi? İhtiyaç sahibi mi? Benim malım da hakkı vardır. Verirler demektir ya. Öylesinizdir Allah'ın izniyle. Bizim halkımız öyle. Ben açık söyleyeyim. Nasıl? Sizi bilmiyorum ama halkımız öyle. Bakıyorum arkadaş. Ciddi mesele bu konu gerçekten. Dünya üzerinde bir tane garip görsünler, Müslümanların ezildiğini görsünler, gerçekten sahip çıkıyorlar elhamdülillah ya. Rabbim sayılarımızı artırsın inşallah. Amin. Bu işin sayısını artırsın. Amin. Bakıyor bir yerde Müslüman meziliyor. Kendi ihtiyacı olduğu halde, kendi sıkıntısı olduğu halde bakıyorsun ki onlar diyoruz daha fena, daha sıkıntılı, daha şiddetli. O yüzden bakıyorsun ciddi destekler veriyorlar elhamdülillah. Gerçekten biz bunu yaşadık. Bunu aşikar gördük arkadaşlar. Kendine kardeşlerini gerçekten tercih ediyor. Kendisini değil, tercih etmiyor. Onları tercih ediyor yani. Madem diyor kardeşlerimiz öyle böyle, biz çünkü önletici geçiriyoruz yani. Kafamızdan aşağı taşlar yağmıyor. Çorbayı zaten beğenmiyoruz. Nasıl? Bırak bu işleri ya. Bir çorbaya bize yeter ifadeyle geçti onlar. Ne çorbası yeter? Neredeyse pazar sohbetlerinde bir önce çorbayı çoğaltsan diye diyecekler belki de. Bu işi kuralım arkadaşlar, yanlış anlamayın. Allah inşallah kanaat sahibi olmayı hepimize ikram etsin. Maalesef yok yok arkadaşlar. İnşallah başaracağız. Ne zaman? Ama Mevlamız diyor onların diyor mallarında diyor. Evet evet mallarında diyor. Fakirlerin hakkı olduğunu bilirler. İsteyenlerin hakkı olduğunu bilirler. İhtiyaç sahiplerine sahip çıkarlar. Elhamdülillah. Rabbim inşallah bu güzelliği tüm Türkiye'ye ikram ettiği gibi tüm dünya Müslümanlarına ikram etsin inşallah. Devamı nasip etsin. Hocam ne kadar ne kadarını bilmem. Ben Türkiye'de bunu görüyorum elhamdülillah. Dünya üzerinde bir yerde bir sıkıntı varken oraya her türlü yardım gidiyor mu arkadaşlar? Gidiyor. Hep beraber görüyoruz işte elhamdülillah. Bir mücadele var mı? Var. Elhamdülillah. Gözünü kırpmadan kardeşlerimiz maşallah gözünü kırpmadan ne yapıyor? Demiyor ki ya benim çoluğum var, çocuğum var. Bir dakika 10 gün, 15 gün, 20 gün, bir ay ben kalkıp da oralara nasıl kalacağım demiyor. Orada neyle karşılaşacağım, neyle muamele göreceğim demiyor. Adam basıp gidiyor. Niye? Müslümanlar sahip çıkıyor diye. O yüzden arkadaşlar elhamdülillah Rabbim inşallah bu işin devamını tamamını nasip etsin. Daha diyor Mevla Teala fil ardı ayatun lil mukinin. Onlar diyor yeryüzündeki ayetleri yakinen iman ederler. Yeryüzünü düşünürler. Mevla Teala vermiş olduğu nimetleri düşünürler. Düşünsene Mevla Teala bu yeryüzünü şöyle engebeli yaratsaydı ne yapacaktın? Durmadan böyle. Durmadan böyle. Dikkat et. Böyle gösterdi. Binaları nerede yapacaktın? Olayları nasıl yaşayacaktın? Gidişatın nasıl olacaktı? Her birerlerinde
Ya o toprağa Mevla Teala o kabiliyeti vermeseydi nerede bitirecektin? Bir incine bakalım. O yüzden güzel insan, kıymetli insan, Mevla Teala'nın yaratmış olduğu her şeyde, her nimette Rabbim başarmayı nasip etsin. Büyük faydalar var arkadaşlar ya. Büyük dersler var. Rabbim o dersleri güzel çıkartmaya bir şekilde ikram etsin. Bir tane tohum diyorsun. Bir incine bakayım tohumu. Ağzına yine beğenmezsin. Beğenmemeye çalışırsın. Bu ne dersin? Sonra bir bakıyorsun ki filizleniyor. Tak önüne nebatat olarak çıkıyor. Patlıcanından, biberinden, domatesinden veya gülünden bilmem neyinden. Haydi bakalım be. O yüzden Rabbim bu işin ciddiyetini anlamaya hepimize ikram etsin. Daha ve fî enfusikûm efelâ tubsirûn. Görmüyor musunuz diyor Mevla'ta nefislerinizde diyor. Varlığınızda ne büyük nimetler var diyor Hazreti Allah be. Bütün azan, bütün zerrelerin büyük nimet. Rabbim gerçekten güzel dersler çıkartmaya hepimize ikram etsin. Bir incelesene kendini ya. Bütün azaların, her zerren büyük nimet. Her zerre. Daha önce söylemişimdir, yine söylüyorum. İki tane ziyarette bulunduk. Birincisi, ikisi de kör olmuş arkadaşlar. Anlayamadım, ne olmuş? Birisi niye kör olmuş biliyor musunuz arkadaşlar? Göz suyu kurumuş. Anlayamadım. Anlayamadım. Sen bir defa göz suyunu biliyor musun ilk önce? Göz suyu var. O su kuruduğu zaman kör oluyorsun biliyor musun sen? Ya. Veya o nimeti kullandığının farkında mısın? Diğeri ziyarete gittik arkadaşlar. Onun da göz suyu fazla geldiği için kör olmuş arkadaşlar. Ya. Birinde fazlalıktan kör oluyor. Diğerinde kuruduğundan kör oluyor. O yüzden Rabbim ya. Rabbim bize bu işin hassasiyetini, ciddiyetini, samimiyetini, şuurunu hakkıyla anlamayı nasip etsin inşallah. Başaracağız. Normal şartlarda kendi hayatımızda da bir çizgi vardır ha, yanlış anlamayın. Çizgi vardır. O çizgiyi aştın mı Allah muhafaza etsin diyorlar ki bu tırlattı diyorlar. Yok yok, çizgi işte çizgi. Allah hepimizi muhafaza etsin. Ama o zaman da biliyorsunuz verilen nimeti, kıymeti anlaşılmaz. Rabbim muhafaza etsin. Daha diyor Mevla Teala fissemâi rızkukum mimâ tu'adun. Gökte diyor sizin rızkınız diyor Mevlamız ve vaat edilenler. Vaat edilen ne demek arkadaşlar? Güzel insanlar. Sen Mevla Teala el kaldırıp açtığında ya Rab dediğinde ne sıkıntın varsa. Mevla Teala gecenin belli vakitlerinde, özellikle son vakitlerinde arkadaşlar, birinci kat semaya tecelli ediyor. Diyor Mevlamız buyuruyor, kulum buyur ya Rabbi, derdin yok mu? Derdine çare vereyim. Hastalığın yok mu? Çare vereyim. Ne istiyorsun? Vereyim diyor Mevla Teala. Müracaat Allah'a. Arkadaşlar, Türkiye şartlarında da böyle. Üzerinde duruyorum bu ifadenin. Çareyi Allah'tan başka beklediğimiz müddetçe çaresizlik içinde yüzeceğiz arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın. 10 sene önce biraz daha da uzatabilirsiniz. 2002 diyeyim size hadi. Veya 2003'ten sonra. Olaylar şöyle toparlandı. Oo, 10 sene sonra Türkiye uçar. Harbiden uçuyoruz ha. Ama ne tarafa uçtuğunuz belli değil. Uçuyoruz ama ne tarafa uçtuğunuz belli değil. Ya. Uçar mı uçar be. Şimdi yine aynı hesaplar hocam. Şöyle olsun böyle olsun filan filan. Mümkün değil. Allah'a yönelmekten başka çaremiz yok. Dört tarafımız ateş çemberi. İçeride büyük fitne. Tek çaremiz Allah. Sarılmadık mı? Önemli değil. Önemli değil. Çekmeye devam. Açık söylüyorum. Hocanın ne bağlantısı var? Sırf Mevla ile bağlantısı var arkadaşlar. Mevla'dan başka çaremiz de yok. Şöyle yapacaklarmış, böyle yapacakmış, şöyle olacakmış, böyle olacakmış, bilmem ne anlaşmalı yapılacakmış filan. Mevla'dan başka çaremiz yok. Allah'a yönelirsek, Allah'ın emirlerine getirirsek,
yasaklardan kaçarsak, Mevla Teala'yı memnun edersek, Mevlamız bize sahip çıkacak. Bundan başka çare de yok. Yoksa kendini kandırırsın. Bunu derken güzel konuşuyoruz. Ama iş icraata geldiğinde arkadaş, bunu söylerken, yani bir defa Türkiye'de faiz olmamalı, biliyor musun? Hiç takip ediyor musunuz sizce? Hikmet Hüda, biz medyacı olduk ya, hep takipteyiz. Dünyada en çok faiz veren yerlerden biri, en çok faiz veren, belki de en çok faiz veren biri Türkiye, biliyor musunuz arkadaşlar? Araştırın alırız açıkçası. Amerika'da faiz bilmem ne çok cüzi. Türkiye'de %13. Ne anlatıyorsun ya? O yüzden güzel insanlar, kıymetli insanlar, bu işten vazgeçeceğiz inşallah. İnşallah desene. İnşallah. Haramlardan vazgeçilecek. Allah'a yönelinecek. Rabbim de kurtuluş verecek inşallah. O zaman hocam, her tarafı ateş çemberi olsa sorun yok. Her tarafı ateş çemberi olsa, İbrahim Aleyhisselam'ı Mevla Teala ateşler için nasıl muhafaza ettiyse, bizimki de aynı şekilde muhafaza edecek. Ya pırıl pırıl olacağız. Ama yoksa Allah muhafaza etsin. Rabbim hepimizi muhafaza etsin inşallah. Fela Rabbis semai vel ardı innehu lehakkun mislema ennekum tandıkun. Allah buyuruyor. Şu konuştuğunuz gibi diyor Mevla Teala, göklerin yerlerinin sahibi olan Allah haktır diyor Mevlamız. Sakın ha Mevla'nın nimetlerini inkar etmeyin. Mevla'yı inkar etmeyin. Mevla'nın gücünü inkar etmeyin. Bu iş Allah'la olur. Bunu kesinlikle böyle iman edin. Allah Celle Celaluhu'nu eğer memnun etmezsek bu iş olmaz. Bunu böyle bilin. Rabbim bilenlerde olmayabilir. Yoksa sıkıntılı arkadaşlar. Hiç kusura bakmasın kimse. Bunu da biliyorsunuz, hiç tolerans tanımayız bu konuda. Açık söylüyorum. Çünkü hakikaten işin sahibi Allah. Hakkı da Allah'a vereceğiz. Boyun bükeceğiz. Arkadaşlar, güzel insanlar. Hiçbir peygamber işi bitirmemiştir. Onlar vazife yapmıştır. Söz dinlemiştir. Allah'a teslim olmuştur. İşi bitiren Allah'tır. Bu Nuh Aleyhisselam'da da böyle. Adem Aleyhisselam'da da böyle. İbrahim Aleyhisselam'da da böyle, Musa Aleyhisselam'da da böyle, peygamberimizde de böyle, bütün peygamberler de böyle arkadaşlar. Peygamberler istenilen ölçüde, peygamberler istenilen ölçüde nasıl? La lekad ucibet davetukuma festagima. Evet ya Musa diyor Mevla Teala, duanı kabul edeceğim. Ama iki tane şartım var. Kaç şart var? Anlayamadım. Kime buyuruyor Mevla? Musa Aleyhisselam'a. İki şartım var diyor. Bir, ne emrediyorsam, neyi yasaklıyorsam onun üzerinde istikamet yapacaksın diyor. İstikamet üzere olacaksın. Ne emrediyorsam, neyi yasaklıyorsam. Bunlar da istikamet. İki, velâ tettebi'ânî sebîlellezîne lâ ya'lemûn. Bilmeyenlerin, Allah tanımayanların, peygamber tanımayanların, kitap tanımayanların yoluna uymayacaksın. Uymayacaksın. Onlardan yardım beklemeyeceksin. Onlardan çare beklemeyeceksin. Onlarla anlaşmalar seni memnun etmeyecek. Mutlu etmeyecek. Sen Allah'la yürüyeceksin. Musa Aleyhisselam'a buyuruyor Hazreti Allah. 40 yıl. Anlayamadım. Karşılığına zaman gelmiş. 40 yıl. Biz artık, siz düşünün artık. Herhalde geçmiş olsun bize. İnşallah öyle değilizdir. Çünkü bu, tamam şöyle bir şey daha var, onu da söyleyeyim hemen. Musa Aleyhisselam zamanında biliyorsunuz 40 yılda olan, peygamber zamanında ne kadar oluyordu? 40 yılda bir sene, biliyorsunuz arkadaşlar. Bu zamanda herhalde tahminim bir anda da olur ya. Rabbim inşallah bu yolculuğa bizlere başarılar nasip etsin. Hepimizi muvaffak eylesin. Söz dinleyenlerden olmayı nasip eylesin. Gerçekten o peygamber ahlakının, şuurunu, ciddiyetini, samimiyetini, onların teslimiyetini güzel anlayıp güzel yaşayanlardan olmayı bize ikram eylesin.
eksik kalmaktan hepimiz muhafaza etsin. Mevla hepinizden razı olsun. Amin. Şimdi inşallah hadisler mektubatla devam ediyor. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve an Ebi Kerimetel Mikdad İbni Ma'di Kerib, Ebu Kerime Mikdad İbni Ma'di Kerib'den nakledilmiştir ki radıyallahu anh, Allah onlara razı olsun. Anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal, Peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselam şöyle buyurmuştur. İza ahabber racül, kişi sevdiği zaman kimi ahahu, din kardeşini. Bir kişi din kardeşini sevdiği zaman fel yuhbirhu, ona haber versin, ona bildirsin. Neyi? Ennehu, muhakkak ki yuhibbuhu, onu sevdiğini. Kişi din kardeşini sevdiği zaman ona sevdiğini söylemesi sünnettir. Diğer bir hadis-i şerifte bize işte bunu Peygamberimiz öğretiyor. Ve an Muaz, Muaz radıyallahu anh rivayet olduğuna göre nakledilmiştir ki enen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam اَخَذَ بِيَدِهِ, elinden tuttu. Ve kâle, ve dedi ki ya Muaz, ey Muaz, vallahi inni leuhibbuk, vallahi ben seni seviyorum ya Muaz dedi. ثُمَّ sonra usike, sana tavsiye ediyorum. Neyi? Ya Muaz, لَا تَدَعَنَّ, ya Muaz sakın terk etme. Neyi? فِي دُبْرِ كُلِّ صَلَاتٍ, her namazın ardından sakın terk etme. Neyi? تَكُول, şöyle demeyi. اللّٰهُمَّ, ey Allah'ım, اَعِنِّي, bana yardım et. Ne için bana yardım et? Ala zikrike, seni zikretmek hususunda. Ve şükrike, ve seni şükretmek hususunda. Ve husnu ibadetik, ve sana güzel ibadet etmek hususunda bana yardım et diye bu duayı her namazın arkasından söyle diye buyurdu. Efendi Hazretlerimiz kaddesallahu sırrahu buyuruyor ki kim diyor ahirette kiminle beraber olmak istiyorsa onu sevsin, kim de ahirette onunla beraber olmak istemiyorsa onu sevmesin buyuruyor. O yüzden de kişinin sevdiğine seni seviyorum demesi sünnettir. Ama baktığımız zaman kendimize en son kime söyledik bunu? O da manidardır. Ki Hazreti Ayşe annemiz Peygamberimize gelip ya Resulallah beni seviyor musun diye sormuştur. Peygamberimiz seni seviyorum ya Ayşe dediği zaman ya Resulallah beni ne kadar seviyorsun demiştir. Ey Ayşe, seni kördüğüm gibi seviyorum. Yani hiçbir zaman sökülmez, o çözülmez. Yıllar geçiyor ya Resulallah, o kördüğüm nasıl deyince eskisinden daha da sık diyor, daha da sağlam, aynı durduğu gibi. O yüzden Rabbim Azze ve Celle sevdiklerimize sevdiğimizi söyleyebilmeyi bizlere nasip eylesin. Ama zor mu? Hakikaten zor. Çünkü dediğim gibi baktığımız zaman en son ne zaman söyledik? İnşallah. Ama bakın bunu Peygamberimiz öğretiyor, Muaz Efendimiz'e sevdiğini bizzatihi söylemiştir. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha. Selamu ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmaine mabat. El mektubun işrune ilel Mevlana Muhammed Tahir Bedahşi. Mevlana Muhammed Tahir Bedahşi'ye gönderilmiştir bu 20. mektup. Fi fezaili salati ve tahriz ala tadilil erkan. Tadili erkanın, erkana teşvikin ve namazın faziletlerinin hakkındadır. Ve tekmili şeraiti vel adabi ve kema yenbagî ve ma yunasibu zâlike, ve namazı adabıyla, şartlarıyla kılmanın gerekliliğiyle alakalı ve buna benzer münasip, buna münasip şeylerle alakalı bir mektubdur bu mektup. Eyyuhel muhib, ey sevgili kardeş, dost, inne hâzihi dâra lemâ kânet dâral ameli ve dârul cezâi, muhakkak ki bu dünya amel yani ibadet yeridir ve karşılığı alma yeri değildir, karşılık yeridir.
Hiye darul ahireti, hiye karşılığı alma yeri ise ahiret diyarıdır. Yenbagî es-sa'yu fî ityânil âmâli sâlihati ve efzalil âmâli ve ahsen ve ahsenil ibadâti. Kişiye salih amelleri sarılması, salih amelleri yerine getirilmesi ve güzel ibadetler ve faziletli işleri yapması gerekir. Hiye o da nedir? Ve ahsenül ibadati, ibadetlerin en güzeli ise hiye ikametü salati, namazı dosdoğru ikame etmektir. Elleti hiye imadud din ve miracül müminin, müminin miracı olan ve dinin direği olan namazı dosdoğru kılmaktır. Feyenbagî riayetü canibil ihtimami tammi fi edâiha vel ihtiyadu fiha hatta yuedda kema vahidi külle vahidin min erkaniha. Ve bunu tadili erkanına ihtimam ederek, riayet ederek ve beş vakit namazı vakti saatinde dikkat ederek huzur ve huşu üzere kılınması gerekir buyuruyor İmam Rabbani Hazretleri. Mevla Teala hepimize namazlarımızı tadili erkan, huşu ve huzur şekli üzere kılabilmeyi cümlemize nasip eylesin inşallah. El Fatiha. Anlatılanlarla en güzel şekilde amel etmeye hepimize ikram eyle. İhsan eyle. Amin. Her bir ellerimize başarılar nasip eyle. Amin. Maddi manevi önümüzü aç ya Rab. Hoşlandığın razı olduğu tüm güzellikleri bize ikram eyle. Amin. Tüm Müslümanlara ikram eyle. Amin. Müslümanlara birlik, beraberlik, hakiki kardeşlikler nasip eyle. Amin. Müslümanların yüzünü güldür ya Rab. Amin. Müslümanları birbirine düşürme ya Rab. Amin. Akan Müslüman kanını durdur ya Rab. Müslümanları mutlaka aziz eyle abi. Yeryüzünde hakimiyetlerini görmemizi nasip eyle abi. İslam nuruna evvela Türkiye'mize tüm dünyada yayılmasını bize ya abi nasip eyle abi. Bu yolda bizlere gayret nasip eyle abi. Evlatlarımıza hayırlı eyle Allah. Nesillerimize hayırlı eyle Allah. Helalinden merzuk eyle Allah. Merden amerde muhtaç eyleme Allah. Sevdiklerinden bize eyleme ya Rabbi. Sevdiğim, razıyım dediği kullarına varsa olmamayı bize nasip eyle abi. Yap sana karşı mahcup olmaktan. Peygamberimize karşı mahcup olmaktan. Dostlara karşı mahcup olmaktan. Ailelerimize karşı, dostlarımıza karşı mahcup olmaktan. Hepimizi muhafaza eyle abi. Amin. Her bir ellerimize abi cennet cemalullah amelleri nasip eyle abi. Amin. Ya Rab. Bu nefse uyup da, şeytan uyup da, şeytanlaşma uyup da abi. Yanlışa düşmekten hepimizi muhafaza eyle abi. Tüm gençliğimizi kurtar ya Rabbi. Küfür bataklarından kurtar ya Rabbi. Her bir ellerine ya Rabbi. Senin zevkini nasip eyle abi. Allah demekten zevk alanlardan hepimize ikram eyle. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah demekten zevk alanlardan hepimize nasip eyle abi. Secdelerden zevk alanlardan hepimize nasip eyle abi. Huzurdaki o namaz huzurunu hepimize ikram eyle abi. Huşuğunu nasip eyle abi. Namaz zevkini nasip eyle abi. Ya Rabbi. Olmayacak zevklere düşmekten. Haramlardan zevk almaktan ne olur Allah. Hepimizi muhafaza eyle abi. Tüm kardeşlerimizi muhafaza eyle abi. Tüm Müslümanları muhafaza eyle abi. Hastalarımıza şifalar nasip eyle. Dertlerimizi devalar nasip eyle. Borçlara daha nasip eyle. Sıkıntısı olan kardeşlerimiz varsa ne olur sıkıntılar sen gider ya Allah. Fazlın da gider ya Rabbi. Ve ya Rabbi vermiş olduğun nimetleri de senin yolunda kullanmaya hepimize ikram eyle. İhsan eyle abi. Efendi Hazretimize sıhhat afiyet nasip eyle. Amin. Dünyada ahirete başımızı eksik eyleme. Amin. Sultanımıza ekşi evlat olmayı nasip eyle. Amin. Sultanımızın güzellikleri Türkiye'de tüm dünyada yaymaya bize nasip eyle. Amin. Bu yolda bizlere gayret nasip eyle. Güzel çalışmaya nasip eyle. Amin. Tembellikten bizleri kurtar ya Rab. Neme lazımcıktan bizleri kurtar ya Rab. Gözlerimize, dilimize, kulaklarımıza sahip çıkabilmeyi nasip eyle. Amin. Haramlardan uzak eyle. Amin. Razı olduğu şekilde kullanmayı nasip eyle. Kabiliyetlerimizi ya Rabbi. Vermiş olduğun kabiliyetleri ya Rabbi mutlaka senin yolunda kullanmayı hepimize ikram eyle. Amin. İhsan eyle Rabbi. Amin. Eyvah eyvah. Hayatı boşa geçirdik. Yıllar boşa geçti.
Çok kıymetli insanların yanında bulunduğumuz halde istifade edemedik. Ya Rabbi böyle demekten, böyle olmakla hepimizin hafızı eyle. Amin. Her anımızı ya Rabbi dolu dolu geçirebilmeyi nasip eyle Rabbi. Güzel istifade nasip eyle Rabbi. Dualarımızı kabul eyle Rabbi. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.